Bakalım orta koridor, ikinci orta koridor oyuncusunu görecek miyiz, yoksa Afrom'u tek Destek. destek oyuncusu olarak Yani yapabilecek kabiliyete sahip bence. evet, bakalım sancağı taşımaya devam edecek mi Afrom'u? Ve seçim yasaklama ekranına da geçiş yapıyoruz. Afrom'un yasaklamaları ne olacak, ben nasıl onu merak ediyorum. Ve Zyra geldi çok enteresan bir şekilde. Yoksa yine baş harflerden yola çıkılı bir mesaj mı gelecek acaba? Illaoi yasaklaması geldi. Yani bu Illaoi yasaklaması sanki bir komiklik şakalı birkaç yasaklama gelecek. Gitsin. Frog'un kendi yasakladı bu arada. Zyra, Illaoi, Lee Sin. Evelynn. Zilean mi Zilean mı yazacaklar? gelecek? Evet, bana da öyle geliyor. Bana da öyle geliyor. Evelynn var. Acaba Zilean'a karşı Zilean mı oynayacaklar? Yani çünkü oyuncular aralarında böyle bir anlaşma yapmış da olabilirler. Evet. Frog'un da yani bilerek mi yapıyor bilmiyorum da, ya benim de şampiyon havuzum dar, şunları bir kafalayayım da aynı şampiyonları oynayalım tarzı bir şey mi düşünüyor acaba? Draven'da porosu çıkıyor. Evet, Zilean yazdılar. Bu acaba Kasing'e bir gönderme miydi, yoksa Zilean mı alıp oynayacaklar? Bakalım. Frog'un böyle böyle finale çıkacak. Önce zaten bir AP nasıl oynadı. Sonra Faker'a gitti. Ya Anivia'ya karşı Anivia mı Of. oynasak? Al işte. Ne yapsak falan filan derken. Hileci ya Frog'un. Ve sihirler büyüleri böyle mi kalacak acaba? Bence gayet eğlenceli olabilir. Evet. Şimdi bir tarafta yani mekanik bakımdan çok üst düzey bir oyuncu Frog'un. Diğer tarafta da destekli artık ne kadar oynamıştır bilmiyorum ama biraz daha en azından Zilean'ın yeni haline alışkın diyebileceğimiz bir Afromo Ama var. çok da zor değil izleyenin mekanikleri. Eskisine göre bence daha kolay. Yani Evet yetenek tabii. atışı, pardon, eskisine göre bence Yok daha zor. bence eskisine göre daha kolay. Daha kolay. Evet daha kolay. Çünkü eskiden herhangi bir mesafe Bir yok. büyüğü yetenek atışı yaptılar ama o var. Şu var, eskiden hani mesafesini biliyordunuz. Hani daha kolay atılıyordu. Şimdi belli bir alanını görebiliyorsunuz. Hani o alana göre mesafenizi ayarlıyorsunuz. Zilean'a karşı oynamak mı, Zilean oynamak mı daha kolay? Zilean'a karşı oynamak. Ha, ben de zaten Zilean oynamak daha Tabii zorlaştı Zilean diyordum. oynamak zorlaştı. Evet. Onu tabii ki hemfikirim. Orada kanlı Aikos mu acaba? Değil. Yoksa Shurima çölü mü? Galiba Shurima çölü olsa gerek. Yani attığı bomba kırmızıysa... Oo, hadi bakalım. Kar topu mücadelesi başladı. Afromu yalnız otomatik saldırı kaçırdı bir iki tane. Bu arada Eşitliği eşya bozmamak yok için. üzerlerinde. Evet, ben bunu yeni fark ettim. Ya bilerek almadılar. Ya zaten almışlardır diye artık varsayıp. Ya da taktik olarak göstermeden şöyle bir gelip dürtüp sonra... Aa, minyonlar çıktı. Ne Afromu oluyor? geri dönemedi, o canla mücadele etmeye çalışacak. Eşya almadılar. Enteresan. Eşya almadan bir de. İşte adam gibi bir ve bir böyle oluyor galiba. Eşya almadan, hiçbir şey almadan dümdüz koşuyorsun rakibin üzerine. Orada bakalım, henüz kimse minion kaçırmadı. Frog'un izin veriyor mu acaba Afromu'nun en azından kendi canını birazcık toparlamasına? Ben de zannetmiyorum artık. Kardeş kardeş, ne güzel. Bakalım ilk Free'yi kim verecek burada? Frog'un kendi minyonların üzerinde duruyor bu arada, son vuruş yapamasın diye. Afromu. Bu arada minyonlar Afromu'ya yönelecek. Evet. Tam bir yetenek mücadelesi izliyoruz şu anda. İki oyuncu hiçbir şey yapmıyor. 7 milyona 8 milyon. Acaba eşya konusunda da mı anlaştılar acaba? Yeterli Olabilir. olduktan sonra mı bir şeyler planlıyorlar? Oo, milyon kaçtı. Kendi kafalarında.
Minyonlar kaçıyor bu arada teker teker ama Afro'muz şu anda sanırım öne geçecek arkadaki minyonları alabilirse. Gördüğüm kadarıyla herhangi bir büyüye de başvurmadılar şu ana kadar. Evet, büyü almamışlar. Frog'un... Evet, Afro'mu arkadaki güçlendirmeyi de almadı henüz. Gerçek minyon biçme festivali. Brolane yani aslında. Yalnız Afro'nun canı gittikçe azalıyor. $19 milyona $16 milyon. Afro'mu can kaybetmesine rağmen aslında öne geçmiş minyon konusunda oldukça. Ve bu pek de koridoru ittirmedi her iki tarafta. Neredeyse koridor da şu anda eşit sayılabilecek minyon sayılarına hakim iki tarafta. Ne zaman başlayacaklar sence? Yani bence bir başlayacak. Acaba böyle 50 milyonu falan mı bekliyorlar? Hani 50 milyona ulaşalım sonra başlıyoruz şeklinde. Yani belki bekledikleri bir eşya olabilir senin söylediğin gibi ama pek de şans vermiyorum ben. 29 milyona, 30 milyona 23 milyon. Ki yani farm yapmasıyla, farm yeteneği konusunda bildiğimiz Frog'un bayağı bir geri düştü şu an Afromu'ya karşı. $34'e $26 Tabi oradaki milyon magasını alınca ama muhtemelen o arayı kapatacak da tabi alabilirse. Frog'un biraz galiba eşitlemeye çalışıyor şu anda şu can durumunu. Acaba? Evet, 5. seviyeye ulaştı iki oyuncu da. Bakalım yani ben de bu arada bekliyorum izleyiciler gibi. Acaba ne zaman oyuncular bir hamle yapmaya başlayacak diye. Yani yoksa anlaşıp direkt acaba şey mi yaptılar? Hani 100 milyona kim ulaşırsa o. Ya da hani klavyeye dokunmuyoruz. Klavye yok. Ya da daha farklı bir olay. İkisi de aynı anda 100 milyona mı ulaşacak? O çok zor ya. Aynı mesafeden bence yapılabilir. Değil mi? Bir deneyecekler galiba. Frog'un Afro'mu mücadelesinde sanıyoruz ki 100 milyona kadar ilerlenilecek. Yüzyılın en sıkıcı 1v1 mücadelesi böylelikle tamamlanacak gibi geliyor bana. Bu da oldu. ...48'e 41 Afro'nun üstünlüğü devam ediyor. $50 milyona $44 milyon Hatta yani bunlar alabilirse 50'ye 46 olacak. Hadi yavaş yavaş bu arada milyon algısı kuleye yanaşmaya başladı. Kar topuyla almayı başardı. Evet. Normal saldırı ve kar topu kombinasyonuyla. $1 milyon daha az kaldı bu arada Frog'un. $50 milyona $54 milyon Ki arkadaki milyonların varlığı aslında Afromu'ya yarıyor şu anda. Evet. 56'ya 51 Halbuki Zillion'un da ne güzel büyüleri var ya. Yani Zillion'la neden yaptılar? Aslında şey olabilir, Zillion gerçekten son vuruşu otomatik saldırıyla yapması kolay bir şampiyon değil. Daha zoru var. Karthus. Yani maksimum challenge istiyorlarsa evet. Bunu yapabilirlerdi. Karthus'un ve Vladimir'in gerçekten çok 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 zor otomatik saldırıyla. En zor şampiyonlardan en azından benim aklıma gelen iki tanesi. Evet, doğru. Fiddlesticks de yine bunlardan biri. Afromu bu arada... Ooo! Olayları başlatan hamle bu olabilir mi? Acaba? Arkadaki güçlendirme, yalnız Frog'un hızlı bir şekilde ittirmeye devam ediyor bu minyonları. Afromu eğer yetişecekse
O da kendi otomatik saldırılarını kullanmaya çalışıyor ama bir panik hali var gibi duruyor şu an Afromu'da. Ve bayağı bir minyon sayısında kuleye yaslamış olacak. Şimdi buradan kaç tane çıkacak? İkisi de kaçtı. O da kaçtı. O da kaçtı. 66. 3 tane kaçırdı bu arada. 4. de kaçırdı. Yalnız yetişti. Frog'un yetişti. 5'i de kaçırdı. Frog'un gerçekten yetişti ve geçmeyi başardı rakibine. Her şeyi kaçırdı bu arada. Sadece 3 tane minyon kesebildi galiba. Galiba evet. 67'ye 67 Frog'un kendini toparlamış gibi duruyor minyon konusunda. İşte Orta Koridor oyuncusunun olmasının avantajını burada kullandı. Gördüğüm en heyecanlı farm mücadelesi devam ediyor. Afromun neler titremeye başladı sanırım. Bir minyon daha kaçtı. ...69'a 73. Ama Frog'un şu an öne geçti. O kadar minyon farklıdan gelip bir döne geçti. Evet. Aslında yani çok... ...bekletmeden yaptı bir de bunu. Kendi tarafında kendi minyonlarını biriktirdi, biriktirdi, biriktirdi. Sonra bir anda ittirip... Evet. ...rakip kuleye yasladı hepsini. Ve bu orta koridor mekaniği zaten. Evet. Yani doğru zamanda, doğru yerde... ...doğru minyon dalgasını... Yani ...rakip takımın kulesine yaslamak... Evet hani görünürde kolay bir şey olabilir ama uygulaması bayağı zor bir şey. Değil mi? Destek oyuncusu nereden bilsin? Gerek yok abi. Ben de haritaları izlemek daha, haritada diğer koridorları izlemek daha zevkli. Doğru. O da ayrı bir şey. O da ayrı bir katkı sağlıyor düşünsene, burada. Düşünsene onu benden başka kimse yapamıyor mesela destek oyuncusu olmayan. İzleyemiyor başka koridoru. Minimap kontrolü zayıf. Yani hayır ada yukarıdaki adam ne yapıyor acaba? Oradaki ne yapıyor evet. Gibisinden. 85'e 81 olacak. Frog'un yaptığı taktiksel ittirme işe yaramış gibi gözüküyor. Çok işe yaradı. Acaba şimdi açıp bütün büyüleri patlat. Evet, Afromo. Abi gittik. İşin ucunda bir ve bir var. Ben açıkçası Afromo'nun bunu kabul etmesine biraz garipsedim açıkçası. Yani aslında düşünürse hani 1 ve 1'de avantaj. Bu arada minyonları çekmeye çalışıyor. Ki evet ittirebilsin evet. Kendi minyonları diye. Oo bir minyon daha kaçırdı bunu yaparken. Bir minyon daha kaçırdı. Bu arada ölecek minyonlara dikkat etmesi gerekiyor. Frog'un 93 minyonda. Yine bir minyon kaçıracak mı? 89'a 95. Afromu artık canıraş halde arkadaki minyonları almaya çalışıyor ama ıskalıyor. 95, 96, 97. Son 3 minyona ihtiyacı var Frog'un. Herhalde gördüğümüz en uzun mücadelelerden bir tanesi olacak. 10 dakikayı son geçtik. Minyon. Son bir minyon. 92. Son bir minyon geliyor mu ve son minyonu da alıp Frog'un yine bir farm mücadelesi kazanıp ismini yarı finale yazdıran son oyuncu oluyor.